Herkese saatimiz şu an tam olarak 7.35. İstanbul Havalimanı'ndayız. Tahminimizden çok erken geldik. Normalde uçağımız 9'u çeyrek geçe ve biz Havaş'la gelecektik. Ama taksici çok güzel bir fiyat verince dedik ki o zaman taksiyle devam edelim ve 2 saat kadar erken bir şekilde havalimanına geldik. Yolda aklıma nevaleleri unuttuğumuz geldi. Yani en önemlisi de burada şeydi, annemin yapmış olduğu kurabiyeler, onları dağda yiyecektik. Bir de burada kahvaltı yapacaktık, şu an onu da yapamıyoruz. Evden çıkmadan bir kahve yapmıştım. Bir tek şu an filtre kahvemiz var, onu içeceğiz. Biz en son yatılı gittiğimizde kayak tatili 2018'in kışıydı. Erciyes'e gitmiştik. Ben kaydığım board'u çok beğendim. Güzel de bir pazarlık ettim adamla ve bedavaya aldım aslında. Evet, bayağı uygun almıştım. Belki aynı fırsat sana da denk gelir. Umarım, yolda o da geldi aklıma. Aynen. Dedim acaba board'la döner miyim? Böyle, şimdi bizim bir 2 saatimiz var bekleyeceğimiz. 3,5 saat falan uyuyabildim. Kapatalım mı? Kapatalım. Şimdi otelden çıktık. Ski paslarımızı almaya gideceğiz. Bir dağları keşfedelim şu an diyoruz. Çünkü saat çok geç oldu. Zaten 5'te gündüz kayışı bitiyor. Yarın ya da öbür gün daha verimli gezebilmek adına şimdi biraz dağlara bakacağız. Ski pastan oraya geçtiğimiz zaman da fiyatları da çekeriz sizler için. Görmüş olursunuz ve kendinizi ona göre planlayın. Çünkü burada birçok hesap uymuyor. Yani özellikle snowboard konusunda biraz hayal kırıklığı oldu. Onu da ilk saatte anlatacağız size. Açımız bozulmasın bari. Aa, ilk kez benim montumdan gördüm birinde. Aa, ben sana bir şey anlatmayı unuttum. Dün
senden ayrıldım ya, ben yukarıya çıktım kaymaya. Senin gelmediğini unuttum. Senin yok. Montunda biri var. Tek farkınız onun pantolonu mor. Aa aşkım sen ne ara geldin dedim böyle. Döndük, kadın baktı bana. Muhtemelen ona şey, ilk aşkım dediğimi duymadı, döndü. Abi ya ben bir süredir aşağı inmeye çalışıyorum, beceremiyorum dedi böyle. Bir anda dedi, içimden dediğim şey şu. Aha Elif iki vakası, kaç 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 kaç. Ay yok. Şimdi biz kahve molası veriyoruz. Aynen. Bir yandan da düşen insanları izliyoruz. Bazen böyle jandarma geçiyor. Tahmin ettiğim kadarıyla iki sebebi var. Ya birinin başına yukarıda bir şey geliyor, kontrol etmeye gidiyorlar ciddi bir durum var mı diye. Varsa sedyeleri var arkada, alıp götürüyorlar. Ya da kim, şey olmadan kontrol, kim ne halt ediyor, bir gözlemlemeye gidiyorlar. Hani biz buradayız, burası sahipsiz değil. Bugün hava çok daha güzel. Resmen güneş var. Geçen hafta arkadaşlarımız gelmişti kaymaya. Tipi varmış, pistler kapanmış. Fotoğraf atıyorlar, hikaye paylaşıyorlar. Bakıyoruz ortalık berbat, göz gözü görmüyor, sis silmiş falan. Biz şu an aşırı şanslıyız. Çok güzel hava ve benim yüzümden şu an değerlendiremiyoruz. Neyse. Çünkü çok kayma modunda değil gibi. Bilmiyorum, başaramadım pek fazla. Jandarma geri geçiyor. Evet, şu an sedyede birisi var ama oturuyor. Muhtemelen ayağını falan bir şeyinin bir yerini burktu. Onu gezmek almaya gidiyorlar. Bak bir sonraki konuşmamızda bunu öğrenelim. Buradaki görevlilerin numaralarını yukarıda başınıza bir şey geldiği zaman arayıp yanınıza çağırabilin. Açıkçası şu an biz de bilmiyoruz. Nereye giderseniz gidin bence bu bilgileri öğrenin. Çünkü başınıza bir şey geldiği zaman etraftakiler de bilmiyorsa herkes başınıza üşüşecek, herkes teori üretecek. Şunu yapalım, böyle yapalım. İşte ağzına kar sokalım falan. Başıma geldiği için söylüyorum. Bu arada Palandöken'in en karsız dönemlerinden biri galiba bu. Kaymak için çok ideal, yeterli bu arada. Yani her pist açık, pistlerle ilgili hiçbir sorun yok. Karlar güzel, bol kar seçeneği mevcut. Ama bu kadar sıcağı hiç burada olmamış galiba. Yani bizim şansımız, kısmetimiz. Ben çok seviyorum güneşli ve sıcak havada kaymayı. En sevdiğim. Elif gerçekten güneşli ve sıcak havada kaymayı çok sever. O yüzden bugün hiç kaymıyor. O yüzden kaymıyor. Kahve içiyorum. Sevgiden kayamadı, mutluluktan kayamadı bugün. Gözlerim yaşardı o yüzden. Aynen. Gözlerin değil, bacak kulaklarının yaşardı bence. Tamam, yapacağım şimdi. Kahveyi geldi. Kapattığımızda bu videonun ardına efsane bir kayış videosu gelecek benden. Hazır olun. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Şu an kayan insanlara bakıyorum da. Yani güzel bir branş. Ben herkese çok tavsiye ederim. Muhakkak bir kere bunu denemeniz lazım. Elif'in bu arada üşümesiyle ilgili size bir hikaye anlatayım mı? Ben de merak ettim. Şimdi günübirlik Kartepe turu yapıyoruz. Otobüsteyiz böyle. Nasıl gazlar, nasıl coşkular böyle. Onu yapacağız, bunu yapacağız, işte uçacağız, kaçacağız falan. Her şey müthiş, tamam mı? Zaten ben bu tarz şeylerle güzel gaza gelirim. Ben de onu destekliyorum. İşte otobüsten adımını Elif aşağıya attı. Ben çok üşüdüm. Bugün hiç keyifli geçmeyecek. Yani yarım saatlik yaptığım motivasyon konuşması adımını dışarıya attığı anda bitti. 30 saniyede bitti. Hadi kendinize iyi bakın. Sonra tekrar görüşürüz. Oh, 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 oh,